Evet, gözlüklü insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gözlüklü insanlar inanılmaz zeki görünürler. Hatta gözlük takmak IQ'unuza 10 puan katar bile diyebilirim. Peki ya büyük şehirlerde yaşayan insanlar? Bence büyük ve kalabalık şehirde yaşayanlar çevresini yıpratan, kaba ve inanılmaz nezaketsiz insanlar. Bu yorumları yaparken nereye varmaya çalıştığımı anladınız mı? Basmakalıp yorumlar yani stereotip yapmış oluyorum. Stereotip dediğimizde bir grup insana belirli bir düşünce veya kavrayış atfetmekten bahsediyoruz. Kalıp yargılarda bulunmuş oluyorum. Yani aşırı bir genelleştirmede bulunuyorum. Stereotip yalnızca gözlüklerle, insanların ne giydiğiyle veya nerede yaşadıklarıyla ilgili olmayabilir. Irk, cinsiyet, kültür, din hatta ayakkabı numarasıyla bile ilgili stereotip yapmak mümkün. Yani her konuda, her şey için aşırı genellemeler yapabiliriz. Peki, stereotip yapmanın bazı dezavantajları yok mu? Kesinlikle var ve bu biraz da aşikar aslında. Mesela büyük bir dezavantaj, stereotipin doğru olmaması. Öte yandan, stereotip yapmanın yani aşırı genellemenin avantajları var mı? Cevap evet. Stereotip sayesinde yüklü miktarda toplumsal bilgiyi hızlıca değerlendirebiliyoruz. Bu açıdan bakarsak faydalı bir araç. Tabii unutmamalıyız ki kötü tarafları da var. Şimdi size farklı bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu yine stereotipin negatif özelliklerinden biri. Stereotip tehdidi kavramı. İki öğrenci grubu alalım. İlki kırmızı öğrenciler, ikincisi mavi öğrenciler. Bu iki öğrenci grubu da eşit yeteneklere sahip. Şimdi onları bir sınava tabi tutalım. Bakalım kaç puan alıyorlar. Bu durumda puanları eşit, aynılar. Kırmızı öğrencilerde, mavi öğrenciler de aynı puanı alıyor. Şimdi başka bir şey yapalım. Öğrenciler yine sınava girsin ama bu sefer öğrencilere, mavi öğrencilerin sınavlarda iyi yapamadığını, çok akademik öğrenciler olmadıkları hakkında olumsuz stereotipler sunalım. Yani onlara aşırı genellemeye dayanan yanlış bir bilgi verelim. Peki şimdi ne olur? Kırmızı öğrenciler aynı puanı alır. Fakat bu sefer mavi öğrencilerin performansı düşer. İşte stereotip tehdidi dediğimiz şey bu. Bir işle ilgili negatif stereotipe maruz kalma, bireyin o işi yaparkenki performansında düşüşe sebep olabilir. İşte bu örnekte de stereotip performansı tehdit etmiş oldu. Evet, büyük şehirlerde yaşayanların çok kaba insanlar olduklarını söylemiştik. Buraya da yazalım. Peki, bunu yazarken ne düşünüyor olabiliriz? Bu bir düşünce süreci veya kavrayış. Yani insanın deneyimleri ve gözlemleri sonucunda ürettiği bir aşırı genelleme. Ve daha önce dediğimiz gibi bu gibi genellemeler yaptığımız zaman stereotip yapmış oluyoruz. Şehirde yaşayanların kaba olduğunu düşünüyorsam onları sevmiyorum diyebilirim. Ve bir grup insanı sevmiyorsam muhtemelen onlarla çok vakit geçirmem. Onlardan kaçınırım. Şu iki cümleye bakalım. Onları sevmiyorum. Şehirde yaşayanlara olumlu veya olumsuz olabilecek bir duygu atfediyorum. Yani Burada duygusal etken var. Duygusal etken olunca, stereotipten ön yargıya geçiyoruz. Yani genellememiz duygularımıza yansımaya başlıyor. Şehirli insanlar için stereotip yapmakla kalmıyor, bir de ön yargı sahibi oluyoruz. Ön yargı sonucunda duygusal etkenden, o insanlardan kaçınmaya geçiyoruz. Peki bu ne demek oluyor? Bir durumu nasıl kavradığımız, duygularımıza duygularımız da davranışlarımıza yansımaya başlıyor. O insanlardan kaçınca davranışsal etken göstermiş oluyoruz ve davranışsal etken gösterdiğimizde ön yargıdan ayrımcılığa geçiyoruz. Dolayısıyla burada gördüğümüz gibi stereotip, ön yargı ve ayrımcılık arasındaki fark kavrayış, duygu ve davranış arasındaki farktır. Bu çok önemli. Aradaki farkı anlamamız önemli. Ama bu üç kavramın birbiriyle ilişkili olduğunu da. Şimdi büyük şehirlerde yaşayanlara geri dönelim. Onlardan kaçınırsam sizce ne olur? Hadi onların görüşünü alalım. Onlardan kaçınırsam belki benim kaba olduğumu düşünmeye başlayacaklar. Bu da onların gözlemi ve benimle ilgili olan durumu kavrayışı olmaya başlayabilir. Benim kaba olduğumu düşünürlerse daha sonra beni sevmeyebilirler. Beni sevmezlerse benden kaçınabilirler. Yani benimle sosyal ilişki kurmak istemeyebilirler. Bu durumda benden kaçınırlarsa ben de onların kaba olduğunu düşünebilirim. Yani bu döngüyü beslemiş oluyorum. Buraya artı koyabiliriz çünkü bu hareketlerin sonucu döngüyü yeniden tetikliyor. Yani bütün süreçler üzerinde pozitif bir etki yapıyor. Olumlu geri besleme de diyebiliriz. Böylece sürekli kendini besleyen bir döngü oluşmuş oluyor. Dikkat ederseniz benim onlara yaptığım şeyin aynısını yaptılar. Benim kaba olduğumu düşündükleri için kavrayış, beni sevmemeye başlayacakları için duygusal etken, benden kaçınmaya başladıkları için davranışsal etken. Peki burada ne görüyoruz? Kendi kendini gerçekleştiren kehanetin oluşumunu görüyoruz yani şehirde yaşayanların kaba olduğunu düşündüğümüz ilk düşünce veya kavrayışımız, eylemlerimiz sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak zamanla daha doğru hale geliyor. Şehirde olanların kaba olduğunu düşündüğümüz baştaki stereotip, o insanları kendi davranışımıza karşılık gitgide daha kaba olarak gördükçe daha doğru hale geliyor. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet denen şey de işte bu.